Herkese. Bugün yine gedikli üyelerimiz Ammar, Emin, Oktay ve benle beraberiz. Bugün yoğun istek üzerine sizlerle beraber Trendyol uygulamasını inceleyeceğiz. Gerçekten yoğun istek aldık sayılır. Çok fazla insan Trendyol dedi. Biz de zaten incelemeyi düşünüyorduk. Şimdi sizlerle beraber bakacağız bakalım ne yapmışlar, nasıl yapmışlar, iyi yapmışlar mı, güzel yapmışlar mı? Ama başlamadan önce hatırlarsanız yılbaşından önce bir çekiliş yapmıştık bir önceki videomuzda. Çok da güzel bir hediye vermiştik. UI eğitimi için, user specific UI eğitimi için 6 haftalık bir çekiliş yapmıştık. Çekilişimizin kazananlarını bir kere daha buradan hatırlatmak istiyoruz. Kendilerini göstersinler diye. Emin'cim söylesene çekilişimizin kazananlarını. Çekilişimizi aslında bir kişi kazandı. Bir de yedeğimiz var. Kazananımız Gizem Minaz Saral. Kendisini tebrik ediyoruz. Eğer Gizem'in bir problemi olursa, katılmak konusunda bir sıkıntısı olursa bir de yedek tarifimiz var. O kişi de Metehan Kaya. Çok düşük bir ihtimal Metehan'cığım ama Gizem bir şekilde katılmazsa seni davet edeceğiz kardeşim. Metehan'cığım yanlış umutlar verdiğim için çok özür dilerim. Umuyoruz. Bir sonraki çekilişte sen kazanırsın. Hafızamın kurbanı oldum. Ama lütfen Gizem'e bir zarar verme bundan dolayı. Başlamadan evvel dediğim gibi Trendyol uygulamasını inceleyeceğiz bugün hep beraber. Bizim bugün yakalayamadığımız bu kısa videoda hani üstüne konuşamadığımız, değinemediğimiz konular olursa lütfen siz de yorumlarda kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazmayı unutmayın Trendyol'la ilgili diyerek başlıyoruz. Her zamanki gibi App Store'dan başlıyoruz. Trendyol'un ilk başta bir yorumlarına bakalım. Neler diyormuş millet Trendyol hakkında? İstersen şeyi de değerlendirebiliriz. Bu preview görselleri, ne bileyim header'daki, hani mesela sen Getir'in logosunu çok beğenmiştin yukarıdaki falan. Emin'cim bunu söylediğine göre Trendyol'un logosunu beğendiğini mi düşünmeliyiz şu anda? No. Hayır. Ne düşünüyorsun Trendyol'un thumbnail'ı hakkında? Ya bu arada çok dinamik kullanıyorlar bunlar işte. Hepsi burada olsun, Trendyol olsun. Bu tür firmalar buraları dinamik kullanıyorlar. Her özel günde thumbnail'ları falan değişiyor. Şu an mesela bir kış modunda Trendyol. Hatta yılbaşı modu gibi bir şey. Çok dinamik değiştiği için yani şu an konuştuğumuzda ve program yayınlandığında burası tekrar değişmiş olabilir. O yüzden bilemiyorum yani. Çok da böyle küçük thumbnail'da bu kadar karmaşaya ben şahsen gelemiyorum. Onu söyleyeyim. Peki preview görselleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir şey, kötü bir şey. Bakın ne tatlı çam ağacı koymuş, bir takım böyle çabalar var, kış görseli falan. Yok mu iyi bir yorum? Ya aslında şöyle güzel bir detay var orada. İlk gördüğünüz metin hızlı market, altında küçük bir detay yazısı var. Bu tarz böyle bir hiyerarşi kurmak iyi olabiliyor. Çünkü App Store'da sen hızlı bir şekilde bakıyorsun. O hızda şeyi görmen lazım, başlığı okuman lazım. Güzel bir detay yakalamışlar bence burada. Evet. Açıkçası ben de beğendim ya buradaki görsel dilini genel olarak. Bir de ön plana çıkarmak istedikleri şeyleri böyle bir işte bir yuvarlakla bir şeyle böyle daha öne getirmelerini, böyle bir vurgu yapmalarını falan gerçekten ben de beğendim diyebiliriz. İlginç yorum varsa... Birisi bıçaklamış bile. Ama bakın developerlar cevap vermiş. Bu iyi bir yaklaşım değil mi? Oktay'cığım sen beğenirsin diye düşünüyorum bunu. Ya ben bu gibi yaklaşımları seviyorum. Şimdi önceden incelediğimiz mesela Getir'de hiçbir developer response görmemiştik ki hiçbir uygulamaya dair değildi. Burada biraz daha galiba o yorumun detayına bakarsak sanırım yaptığı alışveriş ya da aldığı servisle alakalı bir feedback var ki developer'da bununla alakalı dönme ihtiyacı duymuş. Şimdi dönülecek cevap var. Bununla ilgili küçük bir tane satış taktiği anlatacağım. Mesela şey yapabiliyorsunuz. Örnek olarak bir tane buzdolabı satıcısı yapıyormuş bunu. Buzdolabının bir yerini hatalı olarak gönderiyor. Müşteriye hatalı olarak gidiyor. Teslim edildikten sonra o hatayı çok hızlı bir şekilde çözüp tekrar bir daha rating alıyorlarmış. Normalde adam 4 verecekken hızlı bir şekilde çözüldüğü için 5 veriyormuş. Mesela böyle bir taktik var. Burada onu mu yapmaya çalışıyorlar bilemedim. Biri berbat deyip alttan... Çok oldu taktikmiş bu ya. Trendyol'un ürün gamını düşünürsek çok mümkün değil yani. Neyi bozuk gönderip neyi alacak? Bunu bir uygulamanız için düşünebilirsiniz. Şey var mesela işte uygulamanın bir yerini hatalı yapıp ona düşük not verdiklerini hemen customer service'e hızlı bir şekilde çözünce daha iyi yorum alabilirsiniz. Ya da size yapılan her türlü kötü yorumu düzelttikten sonra karşı tarafı tekrar bir daha bildirin. Biz bunu düzelttik. Puanınızı düzeltmek ister misiniz? Arttırmak ister misiniz diye yazın. O zaman genelde 5 veriyorlar. Benim bütün bu yorumlar arasında gerçekten katıldığım tek bir yorum var. Şu an ekranda olan reklam. Yüklediğim her uygulamada Trendyol reklamı görmekten bıktım. Az bir nefes aldır. Gerçekten benim Trendyol hakkında en çok katıldığım kullanıcı yorumu. Yani buralarda tekrardan bizim
bizim incelediğimiz arayüzle ilgili bir şey görmenin zor olduğuna, aynı Getir'deki gibi kanaat ediyoruz sanırım. Çok daha fazla vay alçaklar, vay şerefsizler gibi bir yönlendirme var diyerekten sizin için de uygunsa eğer uygulamaya doğru yavaştan geçiyorum. Evet, bir onboardingle daha karşı karşıyayız. Var mı bakalım iyi hisleriniz bu onboardingle ilgili? Bir şey söyleyeceğim. Burada mesela ilk seçim yapabilir misin? Erkek dedin. Ben o zaman şey söyleyeyim mi? Yani direkt ilk intiba olarak söylüyorum. İki programımızda da dediğimiz aslında kullanıcımızı girişte tanımaya başlayarak verilen bir onboarding. Biz ne yapıyoruz değil de aslında içeride ona özel bir şeyler çıkartmak için burada bir hazırlık yapılması şimdiden benim gönlümü kazandı. Ben gayet başarılı buldum yani. Ekleyeceğim bir şey var. Aslında aynı şeyi söyleyecektik Emin'le. Şöyle düşünebilirsiniz. İlk başta size şey soruyor. Basit bir soru. Önce cinsiyet seçiyorsun. Cinsiyet seçtikten sonra devam etmese erkeği seç ya da kadını seç. İkinci aşamada da şey diyor. İşte seni kampanyalar hakkında bilgilendirelim mi diyor. Bu mükemmel bir tane taktik. Bunu mesela kullanıcı testi yaparken şeylerde de var. Kullanıcı anketleri yaparken çok kullanıyoruz bunu. İlk soruyu çok aptalca bir soru soruyorsun. Çok basit bir soru oluyor. İlk soru basit olduğu için anket cevaplamaya daha devam etme motivasyonu yüksek. İkinci soruda da zaten burada sana bildirim ister misin diye sorduğunda sen direkt evet evet devam ediyorsun. Bence çok çok yani, güzel kullanılmış bir onboarding. Bir 2-3 adımı daha yer aslında. 2 adımla bırakmışlar. O da güzel. Can sıkmamak için büyük ihtimal. Ama bu kadar hoş ve naif girmiş bir onboardingde bir 2 adım daha, bir 2 faydalı bilgi daha görmek isterdim. Haricinde Ammar'a tamamen katılıyorum. Oktay senin var mı söyleyeceğin bir şey? Çünkü ben inanmazsınız ama negatif bir şey söyleyeceğim. Oktay? Ya ben aslında yine Ammar'ın bahsettiği soru şekli falandan ziyade görsel anlamda böyle bir ölümcül ölücülük var. Yani pastel, her şey çok pastel. Böyle kontrast problemi var. Onun dışında aslında asıl sorması gereken soru çok küçük değil mi yani? Benim okumam gereken şey öncelik olarak baktığımızda ben bu grafiğe bakıp mı karar vereceğim yani? Benim böyle bir yorumum var. Bir de ben şöyle kötü bir şey yaşadım Ammar. Senin dediğin çok ilginçmiş. Yani basit bir soru sorup sonra hop 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 herkese böyle refleks olarak şey yaptırmak falan ama ben bu uygulamayı ilk yüklediğimde açıkçası bu kadını erkeği seçtim ve seçer seçmez zannettim ki bana bir sürü daha soru soracak. Ama ben çok eğleneceğim orada. Atıyorum ilgi alanlarımı soracak, bilmem ne mi soracak, ben öyle seçeceğim falan. Sonra sadece kadın olduğumu öğrendikten sonra bir tane not şey istedi hemen. Kampanyaları öğrenmek ister misin? Böyle bir kendimi şey gibi hissettim. Sanki böyle ya çok güzel bir karşılamaya hazırlanıyordum ben orada. Bir sürü bilgi verecektim kendimle ilgili. Hemen tekrar kampanyayı soktu orada ve çok mutsuz oldum yani. Şey gibi değil mi? Kadın olduğunu öğrenince direkt DM'den yürümüş gibi. Erkeği seçsen belki daha çok soru olacak. Orada bir de Dark UX de var. Ne var Emin? Dark UX de var. Yani hayır butonu yok farkındaysanız. Şimdi bir de onu söyleyecektim. Bir de ben buraya geldim. Ki düşünün yani ben kendimi en azından power user olarak tanımlıyorum. Uzun bir süre şey aradım. Şimdi yukarıda bir kapatma şeyi var, bir cross var. Ama ben zannettim ki bu onboarding daha devam edecek. Eğer kapatmaya basarsam sonraki ekranları göremeyeceğim diye düşündüm mesela. Evet. O yüzden bayağı bir şey aradım. Ya hayır istemiyorum kampanya ama nasıl devam edeceğim onboarding'e bilmiyorum falan. Hakikaten evet. Tıklatmak zorunda bırakıyor seni. Ve DM'den yürüyor yani. Hani Getir'de demiştik ya istemiyorum butonu Getir'de de böyle çok küçük ve silikli buton gözükmüyor demiştik. Onu eleştirmiştik. Burada o buton bile yok yani. Yok. Hiç yok. Demek ama ki gelen gideni aratıyor hocam. Gerçekten gelen gideni aratıyor ama kapatıyoruz. Kusura bakmasın kampanya falan istemiyoruz. Evet düştük ana sayfaya. Oktay hadi sen başla. Ya ben burayla alakalı birazcık sizi de bilgilendireceğim şeyler söyleyeceğim. Sektörel anlamda öğrendiğim birkaç doneyi sizinle paylaşmak istiyorum. Kendimi çok Uğur Dündar hissettim şu an. Düştük kanka. Arkadaşlar Trendyol'un genel olarak yaklaşımı özellikle bu tüm tasarım anlamında söyleyeceğim hiçbir şey muhtemelen en çok bıçaklayacağımız kısmı arayüzü ve arayüz kararları olacaktır. Ancak teknik anlamda yaklaşıma baktığımızda bu gördüğümüz her bir şeyin arkasında binlerce A/B test, binlerce user test, binlerce gerçekten dataya dayanan, ucu bucağı olmayan bilginin damıtılmış haline bakıyor oluyoruz. Şu yeni hizmetlerimizi keşfete dokanmadık. Orayı bir bıçaklayalım mı ya? Ama ben Nazım Salur'un alttaki milföy hamurunu aradım burada. Nerede? Yok ya. Demek ki milföy hamursuz da bu iş oluyormuş. Milföysüz oluyormuş gerçekten de. Yani ben burada hadi o zaman minicik bu şeye de değinelim. Yeni hizmetler kısmına. Yani Oktay'ın dediğine gerçekten %100 katılıyorum. Sen piyango bileti de
işte ne bileyim mısırda kaçak çay da satmaya çalışırsan gerçekten işler çığırından çıkıyor. Ama bir yandan da yani liberal ekonomi böyle bir şey, herkes her istediğini satar, bir yandan nasıl engel olacaksın buna bilmiyorum abi, gerçekten. Abi satsın, satmasın demiyoruz ama Trendyol'un en büyük mottolarından biri kullanıcımızın kafasını karıştırmayalım. Sırf bunun için ödeme yöntemlerinin birçoğunu checkout'una koymayan bir anlayıştan bahsediyoruz. Oktay da başlarda söyledi. Çoğu şeyi sırf kullanıcının kafası karışmasın diye yapmıyorlar. Ama burada işte yani yukarıda bir sürü, yani mesela her kategoride layout bir farklı mesela. Bu nasıl kullanıcının kafasını karıştırmıyor, ben onu anlayamıyorum. Yani kadın erkek aynı mesela. Ev yaşama geç. Ev yaşam bambaşka. Evet. Süpermarkete geç başka, spor giyime gir, o daha başka. Çıvıt çarşısı gibi abi. Bir de bak burada böyle storyler, öbüründe mesela gitmiş şey koymuş, böyle yuvarlağın dışına çıkan görseller koymuş falan. Hepsi farklı tarz bir de yani. Yani bu nasıl kullanıcının kafasını karıştırmıyor? Bir şey söyleyebilir miyim bu konu hakkında? Söyle. Ülkedeki en çok benim kızdığım konu gerçekten şu. Bizim kullanıcılara gerçekten kalitesiz böyle grafikler, kalitesiz tırnak içinde çöplük grafiklerle satış nasıl olsa satıyor diyerek kaliteden uzak yaklaşımla bir şeyler sunmamıza ben nefret ediyorum. Türkiye'deki tasarım dili özellikle e-ticarette her zaman Mahmut Bey alt geçit gibi. Türkiye'de bu satıyor yani. Hani Serdar Ortaç'ın 7 tane nota var demesinden hiçbir farkı yok bu konuda. Ne gidiyorsa o. Gördüğümüz, biz şu an Türkiye'ye bakıyoruz bence. Dediğini görselleştirmek için tam sizi şu arada tutmak istiyorum. Bakın bu ara Trendyol'un şey arası. Buradan böyle cehenneme bir geçit var yani tam şu arada. Şu kartların birbirleriyle yüksekliğinin aynı olmaması, o storylerin yuvarlakların hepsini farklı yerden başlayıp böyle şey olması falan. Yani tam Oktay'ın dediğini anlatacak en güzel yer. Meridyen. Aynen aynen. Şeyin farkında mısınız? Mesela sağ taraftaki banner kartları yuvarlatılmış, radyuslu. Sol taraftakiler köşeli falan. Yani herkes bambaşka. Ya ben şunu demeye çalışıyorum. Biz kullanıcılara ne zamanki böyle kaliteden yana bir şeyler vermeye başlar ve bunda ısrar edersek kalite algımızın gerçekten yükseleceğine inanıyorum. Fakat kullanıcı bunu istiyor diye sürekli bunları tırnak içinde dayarsak bu ne zaman, nereye kadar böyle gidecek? Şimdi mesela Trendyol'un satın al, Ali Baba'nın satın almasıyla, yani benim aklıma Çin deyince aklıma sadece karmaşa geliyor. Yani bu app'e bakınca da onu görüyorum ve Çin ve Türk kardeşliğini de buradan ya selamlıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu kadar ürünü satan ilk app sen değilsin. Tek app de sen değilsin. Yani burada şöyle değil, kolaycılıklaştıramayız bence. Yani bu eleştirilerimizi savuşturmak, ya abi binlerce ürün var hep de geliyor falan gibi bir bence şey değil. Şöyle bir teklifim olacak. Koyabilecek aslında düzgün bilgi mimarileriyle hali yoluna koyabilecek şeyler. Şöyle bir teklifim olacak. Bir haftada videoda şeyi inceleyelim. Yani bir e-ticaret sitesi, bir tane şey market uygulaması, bundan sonra yapacağımız finans uygulamasının bir tane de Hollanda'daki versiyonlarını hızlıca inceleyelim. 10'ar dakikalık, 15 dakikalık böyle bir teklifim olacak. Çünkü bunlar dünyanın her tarafında olan problemler. Yani dünyanın her tarafında marketplace'ler var. Bir şekilde çözülmüş ve bu kadar kalın görünmüyor. Bilgiye çok daha iyi ulaşabiliyorum. Aynı şekilde market uygulamalarında da birkaç örnek göstermiştim size. Önceki haftalarda bahsettiğimiz Getir ve Kanal Market'in kendisiyle olan bir uygulama. Bunları bir hafta inceleyelim bakalım. Gerçekten bu böyle gitmemeli. Yani bir şekilde zaten çözülmüş, dünyada çözülmüş örnekleri de var. Sadece karmaşıklık, kalabalıklık satar mantığıyla ilerlememeli yani bunlar. Abi şuraya baksana, 2021 çok satanlar sığmamış ya. Kerasteyt'in sorusuyla aşağıdaki 100 şeyini yarım kesilmiş olmasına ne diyorsunuz? Çok güzel değil mi? Nice bir sağ bir sol yapınca ben bayağı bir ürün seçtim ya. Bu bitince gidip alacağım. Neyse, aşırı haklı olmakla beraber sonuçta burası da bir marketplace. Ben artık bütün eleştirileri böyle savuşturacağım kendi hayatımla ilgili. Gerçekten bir gün marketplace'te çalışırsanız gelin benim şu, bak şu anlamı gelin iki kere balon öp. Tamam mı? Bilmiyorum bu arada. Ya aslında daha fazla konuyu uzatmak istemiyorum da burada ne oluyor? Neden her şeyden ikişer tane var? Şu an bir bank mı yoksa bu? Çay kahve, çay kahve, temel gıda, temel gıda, özel gıda, özel gıda. Burada ne oluyor sizce? Aa, yazılım patlamış. Nice, sen bir bug buldun herhalde ya. Şu an bir bug buldun Nice. Gerçekten şey koyuyormuş, 40 numara spor koyuyormuş oraya. Peki.
Şimdi şunu da söylemem lazım. Trendyol'un aslında örnek aldığı bir e-ticaret şirketi var. Ve acaba kim o kimden ne kaptıysa onları bize yansıtmaktan ama yerelleştirerek yansıtmaktan çekinmediğini de söyleyebilirim. Kimdir bu? Tabii ki Almanya'nın göz bebeği Zalando. Trendyol bu arada hanımlar sıkı durun. Trendyol Mila adıyla Türkiye'de sattığı ürünleri Trendyol markasıyla Zalando'da muhteşem eurosal değerleri Alman vatandaşlarına satıyor. Bunu da peki Alman Zalando ile alakalı Zalando ile bir işbirliği var mı? Yoksa öykünüyor, esinleniyor mu sadece? Abi şöyle aslında. Ali Baba'nın aldığını biliyoruz Trendyol'u. Ben bu bilgiyi gerçekten çok güvendiğim bir kaynaktan aldım. Kendisine Kobra Murat Kod adıyla sesleneceğim. Konuşursam Türk futbolu yok öyle bir durum değil. Ya yani Trendyol kültüründe tasarıma bakışın ya da bir ürün kararı almanın tamamen arkasında şöyle bir etken varmış. Ali Baba'nın satın almasından sonra özellikle gördüğünüz gibi tam bir Çin kültürü. Yani her şeyin içinde her şey. PUBG kuponu bile satıyorlar şu an. Örnek vermek gerekirse. Her şeyi her şeyin içinde satıyorlar. Bu çok ayrı bir şey. Yani her şeyi satmanın da ötesinde. Şimdi şöyle bir durum var. Çin'in şöyle bir yaklaşımı var ama Trendyol'un geçmişten günümüze şöyle bir deneyim alışkanlığı var aslında. Hatırlarsanız bir zamanlar iadenin en kolay olduğu, hala öyledir muhtemelen. İadenin en kolay olduğu e-ticaret sitesiydi. Hatta bu marketplace olayına girdiğinde Trendyol 3. falandı yani sektörde. İşte N11 Hepsi Burada'nın girdiğinden sonra girdi. Bu işin bayrak tutanı N11 iken bugün bayrak tutanı Trendyol. Bunun sebebi şu aslında. Sebebi demeyeyim de temel anlamını. Ya bunları genel olarak bilgilendirici olarak böyle bir kuşak gibi geçeceğim. Sonra büyük ihtimal %80 ekonomi moduna geçeceğim. Haberiniz olsun. tasarım anlamında şirketin yaklaşımı şu. Risk almıyor hiçbir şekilde. Yani bir tasarımcının şunu bir deneyelim, şunu bir test edelim yaklaşımı ne konuşması pek mümkün olmuyor içeride. Bir edindiğim bilgi de eğer bir şeyi başka biri yapıp fail ettiyse ya da başka bir şey biri yapıp özellikle Zalando yapıp bundan bir başarı hikayesi çıkarttıysa ya da o iş tuttuysa bunun hiç sorgulanmadan hemen içeride yapıldığı ama Zalando yapınca her şeyi yapabildiğimiz Zalando yapmıyorsa hiçbir şeye dokunamadığımız bir ortamdan bahsedebiliriz. Oktay'cığım önümüzdeki bir saatte söyleyeceğin şeyleri kompakt bir şekilde ilk 10 dakikada söyledin evet. Sanırım öyle tahmin ediyorum. O yüzden dedim ya %80 verimlilik moduna gireceğim diye. Söylediğin şeyler bizi kilitleyecekmiş gibi bir intiba uyandırdın. Sanki Zalando yapıyor ve çok iyisini yapıyor, en iyisini yapıyor. O yüzden biz şimdi bugün hiçbir şey söyleyemeyeceğiz gibi bir intiba uyandırdın. Ama bence öyle değil. Gerçekten bence de öyle hakkında konuşacak çok fazla şey var. Ama neyse ki ben kendime en azından daha UI ağırlıklı bir insan olarak tanımladığım için ben zaten hep UI hakkında konuşacak şeyler seçmiştim. Dolayısıyla iş yapış şekli, Zalando'dan aldığı ilhamlar falan filanın yanı sıra hadi biraz UI'den bahsedelim diyorum. Sen bir UI issue patlat hadi. Ya ben bir UI issue patlatacağım. Bakın hiç konuyla alakası olmayan çok tatlış bir UI issue patlatacağım. Öncelikle ben bu kategoriler sayfasını çok sevdim. Bu videoyu çekmeden önce arkadaşlar fark ettik ki aslında Oktay'ın da dediği gibi inanılmaz bir AMB testing meselesi dönüyor Trendyol'un arkasında. Ve bazılarının telefonda kategoriler öyle, bazılarının telefonda böyle falan derken ben şanslı azınlıktanım anladığım kadarıyla. Ve benim telefonumdaki kategoriler sayfası bu yandaki tatlış sidebar'la beraber açılıyor. Buradaki ikonlar hakkında falan ne düşünüyorsunuz? Alttaki ikonlarla uyumu ya da kendi içlerindeki şeyleri, stillerini beğendiniz mi? Abi çok şey ya. Çok detaylı. Zayıf bir de. Bir de alttaki ikon setiyle falan inanılmaz bir alakasızlık durumu var. İşte bunları Zalando çözemiyor yani gerçekten de. Abi bu ekranla alakalı değil de uygulamanın genel hatlarında her şey çok küçük. Çok muhtemel böyle bir web tabanlı birisi, böyle web sayfalarını daha önceden yapmış, webten devşirmiş birisi herhalde ilk tasarımı ele aldı. O yüzden her şey çok küçük olduğu için buradaki ikonlar da çok küçük. Alt sayfaya gidiyorum. Ürün başlıkları da çok küçük. Call to action butonu da çok küçük. Şu an yeni trend olarak iPhone 12 miniler çıkmaya başladı. Küçük cihazlar çıkmaya başladı. Ben bunun ekranda bayağı bir zorlandım. Yani özellikle belli bir yaş üstü ya da görme problemin varsa bu ekranda çok büyük zorluk çekebilirsin. Evet sende 12 mini var değil mi Ammar? Evet. Yani peki bir şey soracağım. Hani telefonun accessibility ayarlarıyla ilgili olabilir mi ya? Ben burayı bu kadar küçük hatırlamıyorum. Burası bu kadar küçük ya Oktay. Ben de aynı bu küçüklükte çıkıyor. Aslında yapmaları gereken çok basit. Figma'yı açıyorsun. Bir tane de mirror app'i koyuyorsun. Oradan bakıyorsun. Okuyabiliyor musun, okuyamıyor musun diye. Değil mi? Tasarımı yaparken. Peki görsel kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Beğendiniz mi genel olarak Trendyol'un her yerinde, sadece burada değil, ana sayfada, iç ürün sayfalarındaki görsel kullanımı? Mesela ben burada bannerlara aslında iyi bir yorum yapacaktım. Her ne kadar aralarındaki boşluk oldukça minimal, yani 2 piksel falan herhalde olsa da bannerlar bence birbirinden güzel ayrılıyor. Bir de bir görsel bütünlük var gibi. Hani sol tarafa bir kare koymuş, içine metinleri koymuş, sağ tarafta indirimi koymuş falan. Ama derken hemen çat diye bozuyor bunu. Neden bilmiyorum. Arada birkaç bannerda mesela bu bütünlüğü sağlamamış ve bilerek mi yapmış? Zalando öyle yaptı diye mi yapmış, yoksa gözlerden mi kaçmış mesela buralar? Ne oldu bilmiyorum gerçekten. Bak, burası gerçekten çok sıkıntı yani. Rakamı şu an ortaya koymuş. Rakam ve yüzde sürekli sağdaydı. Gözümüz de alışmıştı. İyi bir tekrardı. Şu an patladı. Benimlerin olduğu sectionlar birbirinden ayrılmıyor. Aşağı doğru karma karışık bir şey iniyormuş gibi geliyor. Daha önceden kanal market uygulamasında söylediğimiz şey aslında var. Mesela favorideki indirimlerin üstüne birazcık daha boşluk vermesi gerekiyor ki orası bize başlık gibi dursun. Şu an hiçbir yer başlık gibi durmuyor. Yani tüm ürünler aslında yukarıdaki bu hangi kampanya artık %40 indirimde olan mavi banner'ın bir parçası gibi görünüyor mesela. Evet, yani renkler nasıl diyelim, banner şekilleri birbirinden Nice'nin dediği gibi ayrışıyor ama araya bir modül girdiğinde favorilerindeki indirimler gibi onların boşlukları gerçekten çok sıkıntı. Bir de burada sitenin her yerinde olan, pardon, app'in her yerinde olan bir teknik var. Infinity Scroll. Bunun hakkında konuşmak ister misiniz? Her yerde bu Infinity Scroll'u kullanmış. Pagination yok. Lazy Loading, yani aksiyona bağlı loading yok. Hep bir Infinity Scroll var. Bunların avantajları, dezavantajları elbette ki var. Sizi rahatsız ediyor mu bu? Bu Infinity Scroll meselesine geldiğimizde hep şey gibi hissediyorum. Eğer en dibe kadar gitmeyi başarırsam eğer, orada işte o gökkuşağının altındaki sandık çıkacakmış ve tebrikler, işte buraya kadar geldiniz, bravo, bana bir ödül verilecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden bayağı kasıp gidiyorum ama kimse bana ödül vermedi şu ana kadar. Infinity Scroll'un avantajları yok değil. Infinity Scroll'un avantajları da var ama dezavantajları da var. Yani bu mesela en büyük dezavantajı Infinity Scroll'un, bu navigasyonu kaçırıyorsun bir yerden sonra. Yani ben neredeydim, nereye gidiyorum, hangi kategorideydim, kafalar yanıyor yani. Bana Emin şu anda sen konuşurken şey korkusu geldi. Bütün bu konuşma boyunca ben aşağıda scroll ettim ya, yukarı geri dönebilecek miyiz korkusu geldi. Yani taksi parası ne kadar yazacak ben yukarı geri döndüğümde, şu an gerçekten onu merak ediyorum. Buradan bütün bunları hiç yaşanmamış gibi kaçıyorum o zaman. Kategorileri geri dönüyorum gerçekten. Hatta senin buradaki yorumun nedir? Mesela şu ekran sana özel ekranı nasıl duruyor? Şöyle geliyor. Mesela bu görselleri bu kadar küçük kullanmanın bana bir avantajı yokmuş. Karmaşadan başka hiçbir şey doğurmuyormuş gibi geliyor ki tecrübeyle de sabit. Küçük görsel bir ürün satmaya katkı gösterecek bir etken olmuyor hiçbir zaman. Şimdi ben buradan o tonikmiş, ne güzel tonik. Bir de kullanıcılarda şöyle bir şey oluyor. Mesela tunik yeşil. Aa, çok güzel tunik. Bunu bulacağım umuduyla listelemesine düşen kullanıcı eğer o tuniği bulamazsa o doğru bir deneyim algısı olmuyor. Kabak çıkıyor. Burada... Kabak. Ya da burada da arayabiliriz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu görsellerle alakalı. Görsel seçimleri de gerçekten eğer lifestyle bir şey kullanacaksanız inanılmaz önemli. Yani bak şu yazıları okumayın. Hediye, pantolon, eşofman altı, ondan sonra yılbaşı hediyeleri. Bu üç görselde de ne sattığını anlamıyorum yani. Pantolonu mu satıyorsun? Mesela pantolon yazanda tişört de var, kazak da var. Yani eşofman altında yukarıda tişört de var, ayakkabı da var. Ne satıyorsun? Mesela gömlekte. Dolayısıyla çok daha niş bir görsel ve Oktay'ın dediği gibi böyle bu kadar küçük değil, daha büyük bir görsel ya da daha zoom, daha detay bir şey olsa. Yani alttaki yazıyı okumak zorundayım burada. Hiçbir şekilde alttaki yazıları okumadan bu kategorinin ne olduğunu anlamam mümkün değil. Özellikle aşağı scroll ettim ki defter yazısını okumadan şurada Atatürk satıldığı düşünülüyor eğer farkındaysanız. Atatürk'ü görmenizi özellikle istedim gerçekten. Bir de burada bence şey de rahatsız edici. Yani okey, bir lifestyle görsel ağırlığı var, anlıyoruz, full bit bir şey. Ama mesela şu yemek takımına bakın, Allah'ınızı severseniz. Yani bunu yapması o kadar zor değil gerçekten ya. Altta üstte beyaz boşlukları koymuş. Ya da şu bebek takımlarının beyaz şeyde konulması, işte gri stroku falan. Yani böyle bir diye bir size de bir iç titremesi gelmiyor mu gerçekten böyle şeyler görünce? Kesinlikle. Tutarlılık da yok. Ya fotoğrafların daha stilize edilmiş, daha yalın halleri olmalıydı. Şu an çok detaylı. Hani bunu kullanmak istemezsen ikon kullanırsın. Çünkü ikon kullanmanızın sebebi aslında orayı stilize etmemiz. Daha basit, yalın göstermemiz. Bu fotoğraflar anlatmıyor. Ben şeyi diyecektim. En üstte alabilir misin Nice? Ya bu en üstteki
sana özel başlığının sola hizasıyla alttakilerin sola hizası aynı değil ya, o beni öldürüyor ya. Neden böyle bu? Bence o oraya özel. Grid yapısına mı takılmış? Yani bir tasarımcı bunu gerçekten böyle yapmak istemez diye düşünüyorum. Ya bir önceki menüde galiba ya da bir sonraki menüde galiba o, evet bunlar bu hizadan başlıyor diye. O da o breadcrumb'ın title olduğu için muhtemelen orada kalıvermiş. Ama yani saçma değil mi? O zaman bunları da soldan başlat. Niye ki bunları içeriden başlatmış? Görsellerin de boyutlarını ona göre ayarla yani. Sanırım görselleri nereden tutsak elimizde kalıyor şu an. Evet, tüm ürünler konu çok iyi değil mi? Uygulama yine hiçbir yerinde olmayan, içi dolu dolu. Onun yerine ne olabilirdi? Ne koyabilirdik ya? Direkt sağa doğru ok olabilirdi. Hani devamı gibi. Aynen. Daha güzel yapabilirlerdi. Çünkü bu ikon diğerleriyle hiçbir alakası yok. İçi dolu bir ikon. Uygulamanın ama genelinde line ikonlar kullanılmış. Hiçbir yerde olmayan bir ikon. En azından şunu en kötü line yap yani, değil mi? Aynen. En gerçekten evet. Size çok eğleneceğiniz bir şey göstermek istiyorum diyeceğim. Ama bakayım gösterebilecek miyim? Aa, senin klavyen de ateş ediyor yalnız. Ya. Başlı başına trend yol yani klavye. Onu da UI olarak değerlendirmenizi istiyorum. Bu senin customize ettiğin bir klavye değil mi? Evet. Bu klavye SwiftKey. Öneri klavyesi şeklinde yazılan, işte şöyle parmağınızı kaldırmadan yazılan klavyeler vardır ya, onlardan biri. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kelime önerdiği için kim bilir neler yazdım ve kim bilir neler önerecek diye şu anda korkuyorum. Kirli şamaşırlar ortaya çıkacak. Keşke historisini silseydim diye düşünüyorum şu anda. Neyse. sansür geçeriz oraya olmadı. Gece'cim buraya bir vazgeçe basabilir misin? Basalım. Şimdi ben burada şimdi arama ve kategori ya. Bu yine söyleyeceğim. Bence çok önemli. Tek elle kullanmak artık günümüzde, app'leri tek elle kullanmak gerçekten büyük avantaj ve bu bir ihtiyaç. Yani karmaşık oyunlar bile, böyle strateji oyunları bile, app'te yayınlanan oyunlar bile tek elle kullanmak için, kullandırmak için kendilerini inanılmaz testler ve şeyler yapıyorlar. Yani kullanıcıyla konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şimdi burada ben bir şey aramak istediğim zaman, yani bu arama barının artık bu en tepede olması ve oraya uzanamamak beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğratıyor bu tarz app'lerde. Nereye konulmasını isterdin Emin'cim? Valla bilmiyorum yani. Aşağıda konulabilir. Aşağıya bastığında o yukarıya doğru çıkabilir. Bir şeyler olabilir. Yani buna bir çözüm bulmak lazım en azından. Aşağıda olmasında da bir sakınca yok. Yani o barı en alta koyduğunu düşün. Tıkladığımda barın yukarıya çıktığını, klavyemin çıktığını falan filan bana bir animasyonla şu hale getirebilir. Bu arada Emin mesela çok küçük parmaklı bir insanmış. Benim hiç dikkatimi çekmedi. Ondan dolayı böyle şikayet ediyorum. Bir çıkartayım küçük parmaklı. Evet, benim küçük parmaklı. Aa, Emin gerçekten çok küçük görünüyor parmakların, inanılmaz. Hayır lan, ne alakası var, hayvan gibi parmağım var ya, Allah Allah. Peki aratmamızı neyle yapıyoruz? Kabak mı? Artık favori objemiz ya, böyle şeyler söylememeli. Kabak arayabiliriz bence ama bir iletişimi var mı bilmiyorum süpermarket. Ara bakalım kabağı. Kabak diye bir şey yok. Bakalım ne diyor. Altın hadi sarısı yeşil. Vallahi çıkardım şeyleri ha. Oh, abi kabağın alası çıktı ya. Yemin ediyorum yok yok ya. Aktepe'de muhum muhum diyor ya. İnanılmaz gerçekten. Hakikaten buldum şeyler. Live search yok sanırım. Hayır. Peki bir şey soracağım. Madem kabakla ilgili ürünü vardı, neden bana ilgili sonuçlarda çıkarmadı kabağı? Ben şimdi onu merak ediyorum. Çünkü sana kaban satmak istiyor sürekli. Diyor ki kabak satın almak istiyor olamazsın. Hayır. Bence oradan kategori getiriyor sadece herhalde altta. Karışık gösteriyordu. Ha, öyle mi? Evet. Peki biz bu sayfaya geldik. Altta niye navigasyonumuz var? Oktay hemen sorar bunu. Oktay'ın çok önemsediği, dikkat ettiği bir konu. Tiksindiğim bir şey ya. Tiksindiğim. Navbar'ın burada ne işi var diyorsun değil mi? Evet. Biz zaten aramışız. Menüye gitmişiz. Yukarıda geri butonumuz var. Aynen. Maalesef ki memleketimizde şöyle bir kaygı var. Her şeye her yerden erişilsin. Şimdi ben buradan nasıl gideceğim ana sayfaya mesela? Ana sayfa çünkü adı onun ya. Ana sayfaya nasıl gideceğim? Hayret bir şekilde ürün detayda vazgeçmişler en azından. Ondan vazgeçmelerini sebebi call to action butonu var ya alttaki sepete. Aynen. Onu koymak için. Yapacak bir şey. Call to action'ı koymak için, aynen öyle. Duygusal. Derken mükemmel bir ürün detaya geldik yine bence. Benim listelemede söyleyeceğim birkaç şey daha vardı. Geri dönebilir miyim? Tabii. Kabağı hiçe mi sayacaksın şu kocaman kabağı? Ve listeleme. Kabak istiyorum. Kabak listelemesi çok önemli. Gerçekten mi? Kabak listelemek mi istiyorsun? Tamam hadi. Geçmiş arabalarımda kabak, inanılmaz. Onu da silebiliyorsun. Acaba daha önceden kabak mı aramış diye utanıyorsan.
Burada mesela şey kısmı var. Alttaki fotoğrafları neden bu kutu içine sığdırmamışlar onu hayret ederek bakıyorum. Yani üstteki fotoğrafların olduğu alan daha büyük. Fotoğrafı bilerek küçük kullanmışlar. Ve alanı çok fazla öldürmemişler mi? Bu fotoğraflarda güzel görünüyor. Ama küçük fotoğraflarda baktığınız zaman saçma sapan bir görüntü var. Küçücük bir görüntü ve kenarında bayağı bir boşluk var. Ne diyorsunuz bu konuda? Nasıl düzeltilebilirdi? Ya aslında Ammar şöyle bir yani bahtsızlık var gerçekten. Trendyol'un genel olarak sattığı aslında yani aslında sattığı şey kıyafet ya. Ya öyle başladı ya yani kabak satarak başlamadı ya bu dünyaya. Aslında kıyafetle ilgili kategorilere baktığımızda şey bayağı daha fark ediyor. Full bit gerçekten görseller kullanabilmiş yani atıyorum. Kaza girdiğinde çok güzel thumbnail'e oturuyor. Kendi çektiği fotoğraflar büyük ihtimalle. Ama işte o sizin en başta da Oktay'ın dediği gibi yani her şeye girmesi artık yani Milli Piyango kuponu bile satıyor ya böyle. Orada kontrolden çıktı gerçekten. Artık Trendyol kendi evrenini kontrol edemiyor bence. Yani o yüzden kabakta çok bahtsız ve şey bir durum var yani gerçekten. Kazaktaki o mükemmellik yok yani kabak fotoğraflarında hakikaten. Bir de buradaki ürün kutusuyla az önce gösterdiğin ürün kutusunun tasarımı ve layout'u da farklı aslında. Aslında layout'u yine dikdörtgen, dikey bir kutu ama içine fotoğrafı küçük koymuşlar. Yazıların şeyleri şeyi de farklı sanki. Orada böyle sepette %25 indirim yazısı mesela kutu içine almış, bir şeyler yapmış. Evet. Doğru. İsmin ürün başlığı mesela bir kısmı tamamı büyük harflerle, bir kısmı küçük harflerle ve rengi farklı falan. Yani bunların layoutları farklı. Biraz öncekinde bir de şey vardı. Sepet ekle butonu vardı. Bunlarda buton yok. Bunda buton yok mesela. Ay şu an kabak geçmiş aramalarımda olduğu için o kadar mutluyum ki çok hızlı bir şekilde oradan oraya gidemiyorum gerçekten. Peki bu nedir ya? Bu çelişki, bu ironi, bu nereden geldi şimdi? Mesela benim kafa bayağı yanmış şu an. Orada burada olması ve orada olmamasından bahsediyorsunuz değil mi? Hem o hem Ammar'ın bahsettiği thumbnail'ın burada düdük gibi olması, yazıların farklı olması, kiminin büyük kiminin küçük. Yandı yani beynim. Oktay buyur. Şimdi arkadaşlarım ben tamı tamına 3 yılımı marketplace işine vermiş biri olarak konuşacağım. İzniniz olursa. Siz ne anlarsınız? Dedi ki deminden beri boş boş konuşuyorsunuz ki varlığından bölmüyorum. Estağfurullah. Bir bakayım ne diyorsunuz dedim ya. Oktay ne oluyor burada bize aydınlar. Şimdi arkadaşlar burada ürünlerin arasında şöyle bir fark var. Bir Trendyol'un kendi eklediği ürünler, bir de halktan gelen ürünler. Hmm. Yani Emin gibi ben gibi faturasını kendi kesen, muhasebecisini her emekçiler, ay arayan, emekçiler. Arayan insanın listelemesini seyrediyoruz. Bu düşük bütçeli. Şu gördüğünüz şey düşük bütçeli. Ama Trendyol Mila'ya baktığımızda şimdi eksen olarak baktığımızda bir giyim dikeyiyle bir kabak dikeyinin aynı bir gösterimde olması son derece saçma olurdu. Kabul edelim bunu. Ancak şurada şöyle bir şey var. Görsel konusunu da açıklayayım. Şimdi bu kabağı muhtemelen şu Euroflora yazan kabağı Balıkesir'de Edremit'te bir tane çiftçi üretiyor. Şu fotoğrafı da hasbelkader arkasındaki A4'tür belki bilemeyiz. Aynı ürün. Biblo tagginin altından gidersem şeyli. Sonra kabaktan gidersem sepete ekleli. Bak. O zaman şunu şu anlam mı çıkıyor? Yani ben browse edersem ayrı bir listing görüyorum. Kategoriden gidersem ayrı bir listing görüyorum. Aynen. Herkes anlamlı bir şekilde başını sallasın işte şimdi. Şimdi fotoğrafları Emin gibi ben gibi insanlar çekip ki biz daha güzel çekeriz o kesin de. İşte bütün üreticiler aynı görsel kapasitede olmadığı için yani bunu kötüleme anlamında söylemiyorum. İmkan olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu görselin kara olup oraya sığmaması tamamen bir prodüksiyon ve eşittir para. Haliyle bunlar böyle kolay olmuyor. En azından şey yapamaz mıydı? Okey, kare gelme ihtimali olan görseller var ve dikdörtgen gelme ihtimali olan görseller var. En azından bana iki tane template versin. Desin ki kare ise bu boy ya da yazılımcılarına söylesin bunu. Kare geliyorsa buna yapıştır, şene geliyorsa şuna yapıştır. En azından şeyi engellerdi. Bak daha değişik boyutlarda dikdörtgenler var, kareler var, işte full bitler var, daha dar dikdörtgenler var. Yani hepsi birbirinden farklı olmaktansa dikdörtgen ve kare. İki tane template verse daha tatlış olmaz mıydı? Aynısını Anal Market'te de görmüştük. Mesela iki kutuyu yan yana alalım. İki kutu içindeki fotoğrafların dikeydeki yüksekliğini mesela hesaplayıp en yüksek olana göre belirleyebilirdi. O yüzden mesela iki tane eğer kare varsa altında boşluk olmayacaktı gibi bir şey olabilir. Ya ama orada şöyle bir şey oluyor işte karede
oturttu diyelim. Dikdörtgen de atıyorum dikdörtgen gibi değil, kareme kareye yakın bir dikdörtgen gibi. Çünkü fotoğrafın şeyini bilmiyorsun. Gelme durumunu bilmiyorsun ve bunlar genellikle hani gelip Trendyol'a evet benim fotoğrafım bu, bu ve buradan bunu çekebilirsin gibi bir şey olmuyor. Third party başka bir şirketle anlaşıyor bu Edremit'teki kabakçı abi. Bütün ürünlerini ona giriyor. Onlar Trendyol'a aracılık yaparak işte bir API ile geri geliyor bir Excel dosyasıyla bu hale gelen. Onda bir problemimiz yok. Bence yani de. Fotoğraf farklı olabilir. Bu çok normal yani. İşin doğasında var. Bu arada tarımsak üreticileri de küsmez yani sana hani onları kötülediğim için falan dedin ama şey yapmazlar. Yani fotoğraflar farklı gelse bile yazılımda şey yapabilirdi. Yani iki fotoğraf kutusu yan yanayken birinin maksimum yüksekliğini alıp diğerinde diğerine göre ortalayabilirdi. Böylelikle iki tane küçük fotoğraf varsa kutu küçük gelirdi. İki tane büyük fotoğraf varsa kutu büyük gelirdi gibi bir şey yapabilirlerdi. Evet yani bir çözüm üretiyoruz aslında. Orada olay fotoğrafın kendisi değil. Proporsiyonu. Yani mesela bir tane yukarıda görsel vardı. Ürün böyle tam kenara yakın neredeyse çıktı çıkacak. Orada bir yerde duruyor. Şimdi onu böyle hepsini aynı yaklaşımla düzeltmek bana birazcık imkansız geliyor ki bunu geçmişte biz N11'de de çoğu zaman challenge ettiğimizde hep bum diye duvara çarpmıştık. Buradaki oradan biliyorum. Buradaki en çözüm şu olmaz mı? Pinterest mantığı. Resmin proporsiyonuna göre, boyutuna göre, ratio'suna göre ürün kutusu yükselir alçalır. Araya da uygun bir espas verirsin. Arka plan gri olmak şartıyla. Ammar çok sever mesela. Ammar çok Ammar'ın bayıldığı bir sistemdir mesela bu. En güzel o olur. Ya neden? Arkadaşlar, İnterest de bir pazar yeri yani. Oraya her hayır adama yapışacak ya. Aynen. Bir hayatımda hiç öyle bir tasarım yapmadım biliyor musunuz? Hani bir tane yapsam gerçekten. Ama bir tane yap artık yeter. Artık bir tane yap, yap abi. Yani adım çıktı artık bundan sonra yapmasam zaten yaptı diyecekler. O zaman ürün detaya geçmek konusunda bir sakınca görmüyorum. Siz ne dersiniz? Kesinlikle geçebiliriz. Bir de kaçakça verecek miyiz ya? Bak hatırım kalı. Tabii ki arayacağız. Ben Trendyol'un ürün detay sayfasını genel olarak beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Yani şu görselin böyle büyük gelmesi, foldun neredeyse tamamını kaplayacak şekilde gelmesi. Ki zaten en önemli bilgileri yani işte call to action butonuyla fiyatı zaten sticky'de veriyor olduğu için gayet görseli ve butonu görüyorum. Benim hoşuma gidiyor. Hoşuma gitmeyen şöyle bir şey var. Bu konuda da siz ne diyeceksiniz merak ediyorum. Bunu Trendyol'un webinde de sevmiyorum ben. Ürün bilgilerini hiçbir şekilde kategorize etmiyor olmasını ve madde madde en önemli bilgiyle en önemsiz bilgiyi böyle aslında altta küçücük yazılacak bilgiyle mesela en önemli atıyorum ürünün boyutunu böyle aynı şeyde vermesin, madde madde vermesin ben hiç sevmiyorum. Keşke diyorum burada böyle bir tatlış bir alt başlıklar altında bir kategorizasyon olsaydı da ben aradığım şeyi daha hızlı bir şekilde bulsaydım diyorum. Evet haklısın. Yani burada mesela modelin ölçüleriyle sallıyorum ne zaman gönderileceğin, işte ücretsiz iadenin ne olduğu, işte maddenin özelliği olan işte %80'i akrilik, %20'si polyester falan burada bir gerçekten şey yapılabilirmiş. Kategorizeleştirme yapılabilir. Ben şunu söyleyebilirim. Yine bu bence ürün bilgileri dediğimiz bölüm sanki yine bir marketplace olmanın verdiği ya da kendi kalesine gol diyebileceğimiz bir durum. Yani çünkü baktığınızda bu eğer bir kıyafetse bunun malzemesini benim o ürün bilgileri gibi değil de daha belirleyici bir şekilde vermem lazım. Ama marketplace'lerin genel olarak yine yaklaşımında bir ürün bilgileri input'u içine Allah ne verdiyse doldurulması sonucu oluşan bir bölüme bakıyoruz şu an. Bunu Trendyol yazdığı için şanslıyız. Öyle söyleyeyim. Bu videonun başından beri bak şey yapıyorsun. Bak bu kaçıncı oldu gerçekten. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. El mahkum. Onlar da mağdur. Abi yemezler. Yani kontrol etmek. Hayır. Milyonlarca lira para kazanıyor bu insanlar. Kusura bakmasın da ürün bilgilerini doğru düzgün girecek. O zaman bir yazılım geliştirsinler. Ona göre elemanlar tutsunlar yani. Bu kaçak yol benim hiç hoşuma gitmiyor yani. %100 katılıyorum. Fakat şöyle bir şey var. İşte 600 şimdi bu çeşitlilik bu kadar büyüyorsun ya biraz onu eleştir aslında. Çünkü sen PUBG kuponu sattığın bir ürün detayla aynı zamanda kıyafet satarsan ve hepsini 500 kategoriyi de aynı potada eritmeye çalışırsan özellikle ürün detayını aha da bu olur demeye çalışıyorum aslında sebep sonuç ilişkisinde. Buranın böyle liste olarak olması falan gayet kötü. Hani onu tablo çok
hani okuması da daha kolay bir şekilde yapabilirlerdi. Onun haricinde şuna çok dikkat edin. İlk başlıkta şey var. Detaylı bilgi için tıklayın diyor ya. Tıklayın da ilgili yapmış. Ürün bilgileri içinde. Böyle hani tıklayın diye bir şey yok aslında bizim dünyamızda. Hani bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Onun yerine buradaki tıklayın yerine mesela detaylı bilginin altını çizmesi lazımdı. Çünkü asıl aksiyonumuz o. Detaylı bilgiye bastıktan sonra görüyoruz. Tıklayın kullanmayın arkadaşlar. Elinizden geldiğince. Zaten ki böyle bir şey yok yani. Aynen. Görme engelliler için de falan çok kötü bir şey. Çünkü tıklayını link olarak göremedikleri için bir şeye basamıyorlar. Yani accessibility yönünden de iyi bir şey değil. Aklınızda olsun. Yani diyorsun ki detaylı bilginin altını mı text link yapmalıydı? Diyorsun. Aynen. Güzel bir şey. Mesela şeyde olur ya işte kullanıcı sözleşmelerini bilmem neyi okudum ve kabul ediyorum der. Kullanıcı sözleşmesinin altını link yapar ya. O en güzel yaklaşım. Hı-hı. Link yaptığın zaman da böyle bold yapıp altını çizmekten bahsetmiyoruz. Senin main call to action rengin neyse burada mesela Trendyol'da bir turuncu bu. Turuncuya çevirmekten bahsediyoruz. Yine altı çizili 90'lardan 2000'lerden kalmış bir. O zaten altı çizili olmasının sebebi webde üzerine mouse'la geldiğin zaman altını çiziyor ya. Ondan dolayı. Ama sen mobilde mouse'la gelemezsin. Yani mobilini şöyle düşün. Mouse'la yaklaşıyorsun ve böyle bir şey diyeceğim. Ammar'dan yine özlüsüz olarak tasarım tarihinin tozlu raflarına geçecek bir şey. Mobilde mouse'la gelemezsin. Aşırı obvious ama bir yandan da çok önemli bilgi. Biz aslında onu şöyle diyorduk. Bunun altını mı çizeriz, bipler miyiz bilmiyorum ama mobilde hover s**ler diyorduk. Yani o yüzden anlamıyorduk. Patlar diyelim kanka. Mobilde hover patlar. Bu gene ürün bilgisi konusunda bu işin şu an B2C tarafı aslında. B2B tarafında bu ürünü eğer sen bir marketplace'sen, pazar yeriysen, hani sen dedin ya Nice, milyonlar kazanıyorsun. Hmm. Bu işe bir çözüm üretmelisin. Aslında orada da gerçek bir UX süreci geçirirsen bu bilgilerin çok daha sağlıklı alınmasını sağlayabilirsin. O da nedir? Kategorizeleştirmedir. Ürün girilirken gerçek doğru sorular, next base bir yapı falan böyle. Yani ürün bilgisi girin diye bir kutu koyarsa herkes meşrebince bir şey yazar. Ne satıyorsun, nerede satıyorsun, nasıl satıyorsun, o bilgi mimarin bilmem ne. Ona göre her şeyi bağlarsa yani burası çözülmeyecek diye bir şey yok. Burası çok rahat çözülür. Yani örnek olarak da Airbnb'yi verebiliriz. Airbnb'nin o şey yapısı çok sağlamdır yani. Şimdi mesela oraya deneyim falan da girdi. Sadece artık Airbnb ev kiralama işi yapmıyor. Orada deneyim satıyor, bilmem ne satıyor. Bir sürü farklı şeyler var. Dolayısıyla onların o form tarafını incelemenizi tavsiye ederim bu tarz işler için. Aslında bir şey diyeceğim. Bir parçada hani böyle denize düşen yalana sarılırcılık yapacağım şimdi ama mesela sahibindendeki ürün bilgisi kısmını hatırlamak lazım böyle. Orada şey vardır ya işte kırmızı bold, altına mavi italik falan böyle bir şeyler yaşanır. Herkes böyle içindeki bütün çılgın dünyaları ortaya vurur ya böyle orada. Aslında en azından o yok diyebiliriz belki. Hani bir balıt böyle bir sakin olmuş en azından ama yine de Emin'e katılıyorum. Yapılırsa yapılır. Peki o zaman aşağılara doğru ürün yorumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Birazcık tıkış bıkış değerlendirmeler ama fena da değil sanki, ayrışmış gibi, ne dersiniz? Buraya çok mu geç geldik? Arada bayağı bir şey vardı ya. Bayağı uzun sürdü. Acaba bu önem sırası olarak sanki çok aşağılarda kalmış. Ha, ürün değerlendirmeleri çok aşağıda kalmış diyorsun. Yani aralara bir sürü şey geldi yani onları. Ya ama şöyle Emin, ona bir parça değişik yerlerden varabiliyorsun ya. Mesela en tepeden üstten de tıklayıp gidebiliyorsun. Hmm. İşte ya da yukarıdaki ne bileyim şeyi kullanabiliyorsun. Okay. Top menüsünü kullanabiliyorsun. Tamam, doğru diyorsun. Daha farklı arayanın bulabileceği buraya inmeden daha birkaç tane daha buton var. Oralardan gider. Aynen öyle. Ben beğeniyorum genel olarak yorum kısmını. Yani sadece burada bence yine küçük bir UI hatası. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Devamını okuyu yazının üzerine koymuş. Hmm. Ve ayrıştırmak için altına küçük beyaz bir gradient gibi bir şey atmış. Ve inanmış. Yani bunun ayrıştırdığına inanmış. Çalışacağına inanmış. Bu inancını yıkmak istiyorum yani. Şu devamını oku çünkü yorumun parçası gibi. Benim tek açıkçası UI yorumum burada bu şu anda. Onun dışında fena değil diye düşünüyorum. Mesela yorumu beğen butonunun falan bu kadar gri olması, onlara ne diyorsun? Giriş yapmalısınız diyor kanka, bilemiyorum o yüzden. Yani bir call to action var işte orada yani. O renk olarak dikkatini çekiyor mu yani? Bu yorumu beğenir misin, beğenmez misin? Belki çok ön plana çıkarmak istemiyordur yorumu beğenme özelliğini, bilmiyorum. Okey. Ya yorumlara şeyi ekleyebilirim. Bu ürünü satın aldı diye bir yeşil badge ekliyor ya. Ürünü satın aldı badge hepsinde var. Yani bu demek oluyor ki
satın almayan biri yorum yapamıyor. Ama bundan emin değiliz. Satın almayan biri yorum yapabiliyor da olabilir. Tüm yorumlara git. Bakalım. Bu arada ben Trendyol'un bu yorum konusunu ciddiye almasını da beğeniyorum. Yani burada filtreleme yapabiliyorsun. Hmm. Mesela şey yapabiliyorsun. Atıyorum bedenle ilgili yorumları getir bana. Renkle ilgili yorumları getir falan. Buraları ben bayağı beğeniyorum. İyi çalışmışlar burada diye düşünüyorum. Evet, burayı falan da iyi çalışmış mı diyelim. Yani. Bak orada satın alanları göster diye bir buton var Oktay. Var. Ama bir şey değişmiyor bak. Ürünü satın aldı yine çıkıyor. Ya zaten bu nasıl bir manyaklık? Yani ürünü satın almayıp gidip gerçekten bence bu ürün çok kötü görünüyor thumbnail'larda falan yapan var mıdır gerçekten? Onu da merak ettim yani. Bence yanlış ürüne bakıyor olabiliriz bu yorumu yapmak için. Çünkü kadınların özellikle bu kıyafet konusundaki şu hassasiyeti işte almadan önceki research'ünü az çok hepimiz biliyoruzdur. O sebeple bu konuyu biraz daha anne bebek ürünlerini incelemek üzere sizi davet etsem. Çünkü anne bebek ürünlerinde gerçekten bu sektörün göremeyeceği kadar bir yorum ve discussion kültürü var. Özellikle Ammar hatırlar biz hep buradan research'ünde galiba çok fazla anne bebek ürünüyle alakalı. Böyle bir review kültürü çok iyiydi durumu. O yüzden şey olabilir. Yani bir anne işte benim çocuğum da şöyleydi de o öbürü de benim çocuğum da böyleydi de ama almayı düşünüyorum diye yazabilir ve bir cevap bekleyebilir gibi geliyor. Ama cevap diye bir şey yok değil mi? Sadece yorumu bırakabiliyorsun. Evet evet abi. Bir discuss dönmüyor yani. Baktığımızda yine ama şey oluyor. Bu ürünü satın almayan birinin yorumunu henüz göremedik. Abi onu tespit ettik bak. Yukarıda satın almayanları gösterme diye bir switch var. Radio button'lı. Ürün satın almamış birinin yorumunu bulamadığımız için bir karşılaştırma yapamayacağız gibi hissediyorum. Ya da böyle yorum yapılabiliyormuş ama kimse bilmiyormuş. Videodan sonra herkes izleyip troll yorum yazmaya falan başlıyormuş. Herkes saçma sapan gidip bal kabaklarına yorum yapsın. Abi yanlış olmasın, alışveriş sonrası o review linke gitmeden muhtemelen şey yapamıyorsun. Ya da sen o alışverişin tamamlanana kadar yorum bırakamıyorsun. Benim bildiğim öyle. Bu arada şey diyeceğim, şu efekt var ya nice gösterdiğin. Evet. Geçiyor. Normalde Android'in materyal design şeyi, paterni. Onu herhalde çok sevip buraya da uygulamışlar. Bence güzel ama ben seviyorum. Yani ama şeyden kaçıyoruz biraz. Mesela iOS'ta soldan sağa doğru bir hareket vardır ya. Soldan girersen yine sağa doğru gidersin. O biraz kaçıyor. O yönüyle karışık gösterebiliyor bu tarz. iOS'da bunun muadili aslında modül. Alttan çıkması lazım sayfanın. Çarpılı olması lazım. Geri butonun yerine çarpı olması lazım. Aynen. Gesture'la da aşağıya çekersen eğer ekranı aşağıya doğru inip yine kapanması lazım aslında. Dediğin gibi burada Android pattern'ı kullanmış iOS yani. Aslında pattern bu. iOS'taki bu. Tekrar bak. Bas filtreye. Böyle olması lazım. Süper. Peki ürün detayda filtreleme ve sıralamaya da bir bakalım isterseniz. Gerçi bence gayet tatlış, gayet yeterli, gayet güzel bir UI ama belki inceleyip nefret etmiş olanlarınız vardır aranızda. Ya UI'ya diyecek bir şey yok ama UX konusunda sıkıntılar var. Yani birincisi bu kadar fazla filtrenin mıncıklandığında arka planda nelerin değiştiğini kullanıcının görmesi her zaman faydalı olur. Yani burada buna kocaman bir canavar diyoruz aslında. Belki böyle ekranın 4/3 kadar açılıp arka planda gene ürünleri listeli bir şekilde görebilirdik ve yaptığımız değişikliklerin orada nelere sebebiyet verdiğini görürdük. Hadi onu geçtim, onu yapmayalım diyelim. Alt tarafta mesela burada bir filtre seçtiğinde tüm ürünleri listele butonunun yanında kaç tane ürün listelenecek onu görebiliyor muyuz mesela? Evet. Şu an göremiyoruz. Bunu da görsek güzel olabilirdi. Dolayısıyla bu kadar bir pazar yerinin için hazırlanmış bir filtrede bu kadar çok filtrelenecek şey varken bunların bir aksiyon karşılığı olması lazım. Onu göremediğimiz için ben filtreye fail diyorum. Mesela bir filtre seçeneğine girdiğin zaman içeride kaç tane sonuç çıkacağı o an söylese mesela ona göre filtreleyebilirsin. Ama tabii. Şu an belki yeni doğanı seçtiğin zaman sıfır ürün çıkacak ve bomboş bir sayfaya düşecek. Aynen öyle. Yani mesela şurada tüm ürünleri listele butonu var ya, sticky buton. Onun yanında parantez içinde sen bu butona bastığın zaman kaç tane ürün göreceksini bile yazsa o bile yeterli. Ama şu an Ammar senin dediğin gibi spesifik bir şey filtreleyeceksin. Belki 4-5 tane filtre yapacaksın ve sonunda tüm ürünleri listele butonuna bastığında sıfır ürün çıkacak. Gerçekten çok büyük bir zaman maliyeti ve kullanıcıyı inanılmaz frustrate edecek bir durum. Bir de çok sıkıcı değil mi ya bu filtreler? Çok iOS'un default menüsü gibi. Yani ne bileyim, evet. Beden olan kısımda ona göre bir grafikler hazırlansa, ona göre bir şeyler hazırlansa filan. Sadece mesela şurada farklılaştırmışlar birazcık. O da küçücük bir farklılık.
yapmış. Çok peki, daha böyle ilgi çekici olabilirdi, güzel olabilirdi yani. İki tane küçük detay dikkatimi çekti. Genelde böyle şeyler benim dikkatimi çekmez, o yüzden şaşkınım şu anda. Birincisi, uygulamaya basmam gerekmiyor. Farkında mısınız? Geri gittiğimde zaten filtreyi ekliyor. O zaman o uygula butonu şey mi? İkincisi, hadi uygula butonunu geçtim. Ben şeye de bir parça takıldım ama bilmiyorum siz ne diyeceksiniz bu konuda. Hiçbir şey seçili değilken hepsini seç seçeneği var. Ama bir şey seçtiğim anda temizliğe geliyor. Ve buradan sonra atıyorum ben şuradaysam, mesela yarı yoldaysam ve hepsini seçmeye karar verdiysem, beni bir şey yapmamı bekliyor. Temizleyip hepsini seçeme basıyor. Yoksa seçmeye devam mı edeyim? Gerçekten. Nice'nin dilemmasına hoş geldin. Ya buraya kadar yaptın, devamında yaparsın. Devamında lanet olsun, hepsini seçeyim. Hiç bir kaygı ama geri butonunun şeyi çok daha sıkıntılı hakikaten. Yani geri butonunda onaylıyor olman sıkıntı. Renklerin üstündeki o check butonuna hiçbirimiz takılmadık demeyelim. O nedir Allah aşkına ya? Neden yani? Üzerine koyma o zaman. Yani ne renk yapıyorsam karışıyor kaygısı varsa bu da, o zaman üzerine değil de başka şekilde çözebiliriz. Etrafına belki. Evet, gerçekten de haklısın. Renklerin adını yazmaları da iyi olmuş bayağı. Benim gibi renk adı bilmeyenler için. Sen kaç renk biliyordun? 4 müydü ama? 3. RGB'di renk. Renklerin adını yazmak renk körleri için faydalı olabilir mi acaba? Mantıklı bence gerçekten. Peki şeye ne yani diyorsunuz? Bunu düşünerek yaptıklarını zannetmiyorum ama yaptılarsa da teşekkür ediyorum yani. Şeye ne diyorsunuz? Tüm ürünleri listele butonunda kaç tane ürün olduğunu yazacak inceliğe ve duyarlılığa sahip değiller. Ama filtrelerin altında kaç tane filtreyi seçtiğim yazacak duyarlılığa sahipler. Yani renk filtresinde 8 renk seçtin. Evet, çünkü tek tek uğraşıp hepsini tıkladım. O yüzden mi söylüyorsun bu bana gerçekten? Neden söylüyorsun yani? Belki bunu Oktay'ın söylemesi gerekiyordu ama teknik olarak bir pazar yeri olduğu için seçtiğim ürünleri arka tarafta sıralayıp onu... yanına o rakamı koyamıyor olabilirler. Yani inanın o kadar tutuyorum ki kendimi. Abi bunu ama bak, bu backlog'a atılabilecek bir şey değil. Backlog'da bile olsa buna artık bir sıra gelsin. Milyar dolarlar kazanıyorsun yani. Ya bu konuda katılıyorum ama ben hiç söylediğim hiçbir şey şu yüzden söylemedim yani. Bunu böyle yapmışlar çünkü böyledir demiyorum. Bunun sebebi bu diyorum. Onun çözümünü konuşalım diyorum aslında temelde. Konuş kanka, çözümünü söyle bize. Hayır ben hani başından itibaren şey demiyorum yani. Bu böyledir, bu böyle yapılır demiyorum. Söylediğim kanka, şey şu. Bu gerçekten böyle geliyor ama tabii ki evrilebilir, değişik. Onu soruyor. Oktay, kanka, developerlardan para mı alıyorsun, rüşvet mi alıyorsun, açık söyle. Hani genelde onların şeyidir ya, bu böyle yapılamıyor, olamıyor, yapılamıyor. Abi 250 plus kişilik şirketten bahsediyoruz ya. Sadece yazılım ekibinden bahsediyoruz yani. Wow, arkadaşlar, çok önemli bir şey fark ettim. Çok özür dilerim. O sırada sizi dinlemiyordum, başka bir şeye bakıyordum ama ben filtrelerden birini değiştirince geri kalan filtreler etkileniyor, fark ettiniz mi? Bakın. Oh. Bakın, bak bunu seçiyorum. Bak renkler gidiyor. Nice bunu fark etmesen muhtemelen diyeceklerdi ki gerizekalılar, seçin biraz daha filtre. Bak zaten değişiyor. Hayır, hadi. Bir dakika. Cinsiyet 1 yazıyor ya. O zaman bir tane mi var? Evet. Ama yandaki çocuk yazıyor ya. Emin onu geç ya Allah aşkına. Hayır ben şunu anlamaya çalışıyorum. Sen burada rakamı değiştiriyorsun ya. Hı-hı. Ben şimdi burada cinsiyet bilmemle yaş grubu bunları toplayınca o kadar ürünle mi karşılaşacağım, yoksa buradaki rakamlar ne? Seçtiğin filtrenin adedi o. Tamam, şimdi fiyatta değişiklik yapıyor, filtrenin adedi değişiyor yukarıda. Emin şu yüzden ben 225 ile 300 TL arası ürün seçince orada mesela sadece bej var, anladın mı? Geri kalan diğer renkler yok. Mesela. Sen beyazı seç, kırmızıyı seç, devam et şimdi, geri al. İşte bilmiyorum, bir şeyler değişiyor. Fiyata gel abi, fiyata gel. Hala şey seçili. Bilmiyorum. Yani bu çalışmıyor güzel kardeşim. Yani altı kurcalar abi. Olurdu diye bir cevap yok yani burada. Marketplace olduğu için bir tek çocuk var abi. Benim aklım çok karıştı. Bu konuyla alakadar değil ya, çocuk olmasın. Yaş grubuna gel abi. Abi marketplace sadece tek çocukmuş marketplace, o yüzden öyle. Bakalım yaş grubu değişecek mi? Bire düşecek mi? Yaş grubu değişecek yaş... evet. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Fiyatla yaş grubunun ilişkisini bana biriniz anlatabilir mi? Allah aşkına. Fiyatla rengin ilişkisini anlat o zaman.
Yani o kategoride ürün yoksa Oktay, yani onu gösteremeyecek. Ondan dolayı filtreyi siliyor. Yani bununla abi, ilgili... abi şöyle düşünün. Yani bu tepeden aşağı inen bir kurgu. Tamam mı? Bununla ilgili ben bir hikaye anlatayım. En büyük fail'larımdan biridir. Böyle development'ı da uğraştırıp fail ettiğim şeylerden biridir. Açık açık da söyleyeyim. Travelbird'de çalıştığım zamanlar benden bir tane filtre istediler. Web'de bir tane filtre varmış, çalışıyormuş. Filtre seçenekleri bu ana sayfa üzerinde altına açılmış. Yani biz burada mesela cinsiyete girip detayında değişiklik yapıyoruz ya. Onda ana ekranda görebiliyordun. Zaten 4-5 tane filtre vardı. Ben de web'dekini aldım. Aynı mobilde uygulamak istedim. Tabii ekranda küçük olduğundan dolayı filtrenin birini ekleyip yaptığım zaman diğer filtreyi silmesi gerekiyor ya da boyutu oynuyor. O kadar oynak bir filtre çıktı ki. Yani en sonunda bir ayar değiştiriyorsun, oradan bir şey kaçıyor falan. Altta bir şey seçiyorsun, yukarıdaki gidiyor falan. Bunu implement ettikten sonra fark ettik. Bayağı bir ay falan benim yüzümden uğraşmışlardı ya. Sonra bu modele çevirdik. Yani alt sayfasına gitsin, orada değişikliği yapsın, ana sayfaya gelsin diye. Aslında buradaki mantık güzel. Tek sıkıntı şu. Seçimi yaptıktan sonra diğer filtreyi yok ediyor ya. Onu mesela böyle disabled, gri bir şekilde yapsa daha güzel olur. Yani en azından onun aktif olmadığını görebilirdik. Beyaz, sarı, kırmızı ve yeşil seçtim. Sonra fiyata geldim. Dedim ki 300 TL ve üzeri ürünler dedim. 300 TL ve üzeri ürünlerde sarı yok mesela. Oradan sarıyı direkt eliyor bende. Yani benden habersiz benim seçtiğim filtreyi değiştiriyor yani. Orada da mantık şöyle çalışıyor. Son seçtiğin diğerlerini etkiliyor. Ama söyle, bu bunu eziyor de bir şey de yani. Sarı. O zaman tamam, ben sarıyı kesin istiyorum. Tam 300 liralık olmasın, 200 liralık olsun diyeceğim belki. Sarının gittiğini anlamıyorum hiçbir şekilde. Emin, dediğin tabii ki de çok doğru ama zaten bütün bunlar şeyle az çok çözülürdü bence. Butona yazsaydı o seçtiğim filtreyle kaç tane ürün geldiğini mesela, o zaman sanki çok daha rahat ederdik gibi geliyor. Ben problem daha büyük nice. Evet, orada çok büyük bir UX problemi var ama nice çözmemize izin vermediği için. Filtrelerden çıkamıyoruz. Bu şey gibi değil mi? Şu kalp dişçi gibi. Dişçinin gülen. Değil mi Emin? Gülen dişler. Overlerime geçmek için nice uygulamaya giriyor. Biz bakmıyoruz, sen gir. Ondan hadi. Nice gir, bakmıyoruz hadi. Şimdi bugün olduktan sonra bir favorilerime eklediğim ürünlere bakalım istiyorum. Biraz da benim favorilere eklediğim ürünleri gömün. Videonun burasında da benim kıyafet zevkimi gömüyoruz. Evet, nice ucuz ayakkabı giyiniyormuş buradan. Doğru. Ortopedik hayır, olmayan. Nice'nin ayak numarası da 40'mış. Evet. Arkadaşlar, bu arada seninle bir detay paylaşacağım. Benim ayak numaram da 40. Oktay'cığım, beğendiysen bu ayakkabıyı beraber iki tane alalım, pişti pişti giyeriz. Bak bir şey diyeyim, ne zaman ayakkabıya sıkışırsan beni arayabilirsin. Hiç çekinme. Gerçek bir dost. Evet, ne diyorsunuz favoriler sayfası için? Ben buradaki search bar'ın aşırı küçüklüğünden nefret ediyorum. Bak, keşke size bir fotoğraf atabilsem. Benim baş parmağım böyle şey gibi, Godzilla, şehre saldıran Godzilla gibi geliyor bunun üzerine yani. Ya bir de neden farklı komponentler? Yani senin bir tane search bar'ın var zaten. Yani niye burada farklı bir komponent kullanmaya gider? Evet bak, burada yani farklı. Sonra şeyde... Siz bir bu de bunu iOS'un default'u değil mi ya? iOS'un default komponenti bu. Evet, çok benziyor. Peki ne diyorsunuz favorilerimin tasarımı için? Alt alta ürünleri şey yapmış. Favorilerde arama yapabiliyorsunuz. Mesela ayakkabı hemen artıyor. Ya da 40 numara. 40 numara demeyeyim. Allah kahretmesin sizi. 40. Yok, çıkmadı neyse ki. İlgili sonuç bulunamadı. 40 numara giymiyormuşum. Bu arada size şöyle bir aşırı güzel bir şey söyleyeceğim bu favorilerimle ilgili. Şimdi benim favorilerimde gördüğünüz gibi sadece ayakkabı, sebzelik ve işte bir tane de bu deodorant var. Arama olarak farkındaysanız kategorileri direkt getirmiş. Senin favorilerinde sadece bu ürünler var. Bak istersen direkt sneaker'ı ara diye. Aşırı iyi değil mi? Evet, onu da tıklayabiliyorsun büyük ihtimal değil mi? Sebzeliğe... Evet. Aynen. Tıklıyorsun. Favorilerinde hangi ürünlerin kategorileri varsa galiba onları tag olarak öneriyor ve benim çok hoşuma gitti bu yaklaşım hakikaten. Yukarıda bir de koleksiyonlarım diye bir şey var. Tab bar var yukarıda. Bu nedir? Kullananınız oldu mu? Ben hiç kullanmadım daha ama anladığım kadarıyla şey yapabiliyorsun. İşte 40 numara ayakkabılarım. İşte 39 numara beğendiğim ayakkabılar. Abi yine ne yazık ki.
Bir pazar yeri olduğu için. Hayır hayır. Bu defa onu demeyecektim. Şanslısınız. Abi bu wishlist mevzusu ya da bu koleksiyon adını değiştir. İstediğin hale sok. Memlekette çok tutan şeyler değil. Artık bu sevdadan lütfen e-ticaretçilerimiz buradan sesleniyorum. Vazgeçin. Yani yeter. Yani bu Amerika'nın gerçekten oyunları diyesim yok abi bak geldi. Bu kültür. Öyle alışmışım çünkü. Bu, yok kültür yani. Bütün e-ticaret sitelerinde var şu an. Ama mesela ben bir pislik bir bilgi vereceğim. Biz N11'de böyle bir şey yapmıştık. Olmuyor. Çünkü insanların şöyle bir alışkanlığı var. Olmuyor dediğim datası yok yani. Çünkü kullanılmıyor. Çünkü insanların şöyle bir alışkanlığı var Türkiye'de. Sepetini bir tıpkı bir gerçekten sepet gibi kullanıyor. Daha sonra alacağı şeyi de orada store ediyor insanlar. Yani çünkü daha sonra alacağı ürünü sepette bekletip onun fiyatını kıyaslıyor. Ben bu kadar eklemiştim bunun fiyatı şimdi ne oldu? Arttı mı indi mi? Bedeni vardı ne oldu? Bir sürü şeyi var. Ama sepetin gerçekten bir baskınlığı e-ticaret, Türk e-ticaret sisteminde var. Ya buna bakın şöyle bir hikaye anlatayım. N11'de bir 11-11 gecesi sepetleri insanların o kadar doluydu ki sepet sayfası sadece başlı başına sepet sayfasının olduğu bölüm insanların yüklenmesi ve ürün adedinin fazla olması sebebiyle patlamıştı. Vay be. Çok güzel serin hikaye ya. Sepet sayfası patladı. Dur. Sepet çöktü. Neyse sonra işte sepette gerekli değişik modifikasyonlar ve değişiklikler sonucu. Dediler ki bu çok sepet çok şişiyor artık bunu biz bir wishlist haline getirelim. Patlar. Deme ya. Ya abi nasıl geldi aklınıza? Kur'an çarpısı hiç düşünmemiştim. ben hikayeyi... Olmadı yani. Kayboldum çünkü wishlist'i gömüyor gibiydi. Hani Türkiye'de kullanılmıyor bu gibi başladı. Sonra dedi ki neden wishlist yapmıyoruz? Sepetler çöküyor. Dolayısıyla wishlist bir şey mi kötü bir şey mi? Kötü hikaye anlatıyorum aslında. Evet. Hani demek... bitirsem bayağı kötüydü. Biz anladık kanka. Hepsi burada da ama sen de hatırlıyorsundur büyük ihtimal. Hepsi buradanın sepetinde şey vardır. Hala da kullanırlar. Sepetin üstünde bir notifikasyon barı vardır. Sepetindeki ürünleri bir kontrol eder ve o ürün kalmadıysa, bilmem ne olduysa, azaldıysa falan o bardaki notifikasyondan bunu görebilirsin. Bunun o sepete o notifikasyon barını koymamızın temel sebebi de aynen senin dediğin gibi insanların Türkiye'deki kullanıcıları sepeti bir wishlist gibi kullanması. Yani hiçbir şekilde bir ekstra wishlist'e ihtiyaç duymayıp sepetine ürünleri atıyor kullanıcılarımız. Orada İşte o ürün orada 3 ay duruyor, 2 ay duruyor, 1 hafta duruyor, giriyor, bakıyor, çıkıyor, bakıyor. Dolayısıyla böyle bir alışkanlık var, böyle bir kültür var. Sen tamam Amerika'da bu wishlist çok iyi kullanılıyor olabilir. Zaten lokal deneyim, kültürel deneyim, kullanıcı deneyimin en büyük parçalarından bir tanesi. Yani globalde yaptığın şeyler okey ama lokale indiğin zaman onları uygulamak zorundasın. Şey de var, bir tarafta sepet var, bir tarafta koleksiyon var, favori ürünler var. Ya 3 tane ayrı yer var yani. Ben 600'lü bir tane ürün alacağım. Çok muhtemel kullanıcı araştırması yapsalar sepete atmak yerine WhatsApp'tan eşine gönderiyordur filan. Öyle bir paterni vardır. Bunu incelemedikleri için direkt sepet sayısını görüp aa sepet timiz çöktü hadi buraya wishlist yapalım diye biri çıkıp şey yapıyor. Ammar'ın bu dediğine karşı çıkmadı bilmiyorum çünkü Zalando yapmıştır wishlist dolayısıyla hani burası da yapıyor diyebilirdi şu an burası bir marketplace diyebilirdi gerçekten ama demedi. Ama şöyle bence bu arada koleksiyon konusunda haklısınız koleksiyon haklısınız yani okey wishlist Türkiye'de çalışmıyor falan filan ama favorilerime çarpmaya kalkışırsanız eğer karşınızda beni bulursunuz çünkü favorilerim. Kullanılıyor arkadaşlar. Bayağı kullanılıyor hem de. Benim şu an bütün kız arkadaşlarım buraları tıkış pıkış doldurmuş durumda. Çünkü işte Trendyol şey de yapıyor biliyorsunuz işte. Bu 24 saat bu indirime girdi. Yarın bu indirime girecek falan. Ve favorilerinde bulunan ürünler için gerçekten bayağı bir push notification yapıyorlar. Bak favorindeki bu ürün yarın indirime giriyor falan. Dolayısıyla burası çılgın atıyor. Öyle söyleyeyim size. Favorilerin şöyle bir işlevi daha var Trendyol'da. Özellikle giyim tarafında. Atıyorum alacağınız ürünün bedeni yok. O ürünü favorilerinize ekleyerek eğer bir çoğunluk elde ederseniz tüm halkla beraber o ürünün tekrar stoğa girmesine sebep olabilirsiniz ve stoğa girdiğinde satın alabilirsiniz. Toplu bir harekete ön ayak oluyor. Change.org yani. Gibi. Şöyle Instagram'da şöyle paylaşımlar mı duyacağız acaba yakında? Şeyde Trendyol'daki şu ürünü favorinize atar mısınız? Atarsanız işte Trendyol'un haberi olacak ve o üründen tekrar girecek. Abi Instagram'ın dark side'ında dönüyordur böyle şeyler. Biz yokuz orada. Vallahi olabilir.
Bu arada Trendyol'da çok sevdiğim bir UX hamlesi var. Kullanıcının çok faydalandığını düşündüğüm. Ürün detaya girer misin Nicicim? Şimdi burada bir screenshot al. Aynen. Bunu şöyle deneyimlemişler ya da hayata geçirmişler diye düşünüyorum. İnsanlar genelde ürünlerin screenshot'ını alıp galerilerine gidip WhatsApp'tan "Aa bak bu ürün ne kadar güzelmiş." diyor. Dolayısıyla screenshot alma aksiyonuna paylaşmayı bağlamışlar. Bu güzel bir kullanıcı dinleme diyelim yani. Kullanıcının hareketlerini dinleme ve oradan bir şeyler devşirme. Hoş bir özellik. Paylaş butonuyla gördük Emin'in ne demek istediğini. Evet. Aslında aynı şeyi yapıyor yani. Favori ile paylaşmanın ikonları dikeyde ortalı mı? Değil değil mi? Favori birazcık daha yukarıda gibi duruyor. Ne diyorsunuz? Evet. Hop. O zaman çıkaralım favoriden. Aa, favoriden çıkarınca verdi bunu bana. Ama favorin de büyük ihtimal zaten olacaktı. Evet isterim dersen tekrar favoriye mi alacak acaba? Hayır. Oo, notifikasyon. Çıkardım favoriden ve dedi ki favorinde olsaydı haber verirdik indirimi ama ya mesela favorinde değil. O pop-up'ta da açılan şey pop-up diyeceğim ona çünkü çok ucube bir şey açıldı. Action sheet. Yok action sheet gibi değildi ama. Değil miydi? Aşağıdan kayarak gelen bir şey. Notifikasyon izni istemeden evvel hiç notifikasyon izni isteyecekmiş gibi de değildi. Evet değildi. O başka bir şeydi hakikaten. Artık bir daha göremiyoruz ama maalesef. Aynı paterni bir daha yaratamıyorum şu anda çünkü. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Arkadaşlar yine çok 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 fena bir brand porn yok mu ya? Yine her şey çok turuncu değil mi sizce de? Bu fiyat niye turuncu yazıyor mesela? Ya da tamam sepete ekle turuncu eyvallah da bana böyle bir renk karmaşası bir çorbası varmış ama en çorba turuncuymuş gibi geliyor. Turuncunun tonlarının tutmadığı 5-6 yer kafadan var yani şu sayfa. Şimdi ton sür ton bir şeyden mi bahsediyorsun? Hem ondan bahsediyorum hem de her yer çok fazla turuncu değil mi? Okey. Beni çok rahatsız etmemişti ama yani sen deyince de böyle bir şey oldum açıkçası. Tur atabilir miyiz genel bir home'dan başlayarak turuncu indeksi yaparsak ya? Mesela koleksiyona ekle de var. Balıtlar var turuncu. Sayfayı gör. Bir şey çıktı satıcıya sor diye. İstemiyorum sormak. Şevronlar turuncu. Ya evet var. Haklısın. Sanki de beni rahatsız etmemişti hiç. Şey düşünmüşler yani... herhalde. Genel aksiyonlar turuncu. Ama fiyatı da bir şekilde gösterelim ya. Fiyat da farklılaşsın diyerek. Fiyatta da öyle bir güzellik yapmışlar. Ama Oktay tam katılamayacağım ya. Tutarlı değil mi? Yani aksiyonlar ve bu hayır. Turuncu dediğimiz zaman her tarafta aslında turuncu var. Tonları farklı ona bir şey demiyorum ama yani sepet ekle ne yapacaktı? Ne yapsın yani? Hayır sepet ekle için demiyorum. Mesela bu sayfa yine çok kabul edilebilir ama genele baktığımız için söylüyorum. Hmm. Mesela o fiyat turuncu beyazın üstünde gerçekten bir kontrast problemi yok mu? Yani biraz daha doygun olması lazım ya da daha koyulaşması lazım fiyatın ki yine şimdi o kadar accessibility falan konuştuk. Yine evet. Paramparça bir şeye dönüşüyor. Primary, secondary renklere baktığımızda da bazen turuncu primary, bazen secondary yani. Nerede mesela? Mesela balıtların balıtı turuncuyken koleksiyonuma ekle de turuncuyken sonuçta bir aksiyon alacağım. Ama balıtlarda öyle bir durum yok. Fiyata klik edemiyorum, tap edemiyorum. Secondary stay'di. Mesela niye turuncu? Aslında buna onun şu anki yapı da neden onun mesela eğer böyle yaklaşacaksak turuncudan bir şeye dönmesi lazım. Evet. Bahsettiğim şey bu aslında. Bir böyle bir turuncunun kullanımının musluğu bir açık kalmış. Haklısın. Evet katılıyorum. Yani şöyle tep edilebilir alanlar sadece turuncu olsa çok daha estetik olurdu sanki. Hatta anlaşılabilir olurdu hatta. Evet bu programda ilk defa yaşanan bir şey oldu ve aramızdan biri diğer herkese ikna etmeyi başardı sanırım. Küçük alkışlar. Vurdu böyle oldu. Lütfen silahlar patlamasın. Oktay şey diyorum. Filtreye bir gidebilir miyiz? Var mı başka kafanızda takılan ve burayı da neden konuşmadık dediğiniz bir şey var mı? Şöyle toparlayalım. Gerçekten Oktay'ın da dediği gibi süper app yani. İçinde yok yok. Mesela bunun bir market ayağı var. Başka şey var mesela. İkinci el satış ayağı var. Biliyorsunuz Trendyol dolap markasını da satın aldı. Dolap app'ini. Onlar falan da bunun içinde şu anda. Dolayısıyla kendi başına 2-3 tane app'in yaptığı işi yapan tek bir app bu app. O yüzden sadece bu kadarını inceleyebildik bu sürede. Belki ilerleyen zamanlarda hemen olmasa da Trendyol'a tekrar vakit ayrılabilinir. Ama şu an anca bu kadarını inceleyebildik bu zaman diliminde. Emin'in dediği çok doğru. Anca bu kadarını inceleyebildik. Ben evde burada bir şey almaya çalıştığımda bile gerçekten anca bu kadarını inceleyebiliyorum. Tamam. İnceleyemiyorum. Gerçekten de çünkü koskoca bir dünya bu marketplace. Peki o zaman oylamalara geçelim. Hadi bakalım.
önerir misiniz Trendyol'u Amar? Kankama öneririm ya. Yine ne kadar kalabalık karışık bir uygulama desek de çok muhtemel benim kankam olduğu için search'ten aradığı ürüne gidecek, bulacak, alıp çıkacak. O yüzden önerebilirim. İçeride de çok fazla şey olduğundan dolayı, küçük mağaza olduğundan dolayı sadece Trendyol değil diğer mağazalarında ürünlerini bulabilir. Büyük bir marketplace olması bence avantajlı. Öneririm bence. Son olarak bir şey ekleyeyim. Onboarding'i bence çok güzeldi. Hiç ekstra bir şey sormadı. İyi bir deneyim sundu. Yükler, bakar, beğenmezse siler zaten. Oktay? Ya ben tamamen öneririm ya. Çünkü fiyat avantajı konusu geliyor aklıma. Tamam leş falan ama Ammar'ın dediği pet bu bütün çirkinlikten uzak bir şekilde beni ürüne ulaştırabiliyor. Yani search. Dolayısıyla böyle karmaşık gerçekten tırnaklarımı yiye yiye bir alışveriş değil de sonucu itibariyle karlı bir alışveriş yapabilirim diye düşünüyorum. Yer bazen. O yüzden öneririm. Emin? Ya bilmiyorum ya. Yani bu kadar konuşuyoruz. İşte bu kaygılarımızdan bahsediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki abi fiyatları iyi ben buradan alırım. Bu da bizi yani biz de bir Türkiye'yiz sonuçta hakikaten. Yani gerçekten çok fazla hata var. Hem deneyim anlamında hem UI anlamında. Ama bir yerde de işte sizin de söylediğiniz gibi çok fazla ürün var. Tek girişte birkaç tane birçok işini hallediyorsun. Ürünlerin fiyatları ucuz. Ya benim açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben önermezdim. Neden önermezdim? Çünkü ben gerçekten mesleki deformasyon estetiğe de çok bakıyorum. Dolayısıyla Trendyol ilk başta benim aklıma gelmiyor zaten bir şey alırken. O yüzden ben önermezdim diyeceğim. Vallahi inanmazsınız ama ben de önermiyorum. 2-2 kaldık. Ben de yani çok komik bir şekilde şeye güvenmiyorum. Diyorum ki bu adam kabak da satıyorsa, işte kazak da satıyorsa ikisinden birinin kalitesi olma ihtimali çok yüksek diyorum. Ve yine UI ile alakalı bir mesele tabii ki değil maalesef. Ama açıkçası ben de Trendyol'u çok fazla alışverişlerimde tercih etmiyorum. Bir de bu incelemeyi yaparken anladım ki ürün bilgilerinin kategori edilmemiş olması beni hakikaten çok mutsuz ediyormuş. Çünkü orada aradığımı bulamamak, ben bu ürünle ilgili ne okuyorum şu anda demek genelde Trendyol'dan beni çok soğutuyor. Dolayısıyla ürün detayında iyi bir ayrım yapmamış olması genelde benim Trendyol'dan alışveriş yapmamamla sonuçlanıyor. Hadi ikinci soruya geçelim. Analarımız, güzel analarımız bu uygulamayı kullanabilir mi? Kendi öz ve biricik anamdan düşünüyorum. Benim anam bunu kullanamaz. Çünkü 10 derece kompleks. Ben anamı böyle sağa slide ederken falan düşünemiyorum. Böyle 2-3 tane. İmkansız. Kullanamaz. Benim annem de kullanamaz ve tek bir sebebi var. Fontlar çok küçük. Annem bunu okuyamaz bu uygulamayı. Yakın gözlüğümü takacak, uzak gözlüğümü takacak bilmiyorum ama. Belki layout biraz daha sade olsaydı. Ondan sonra fontlar, yerleşimler birazcık daha böyle net bir tasarım olsaydı kullanabilirdi diyebilirim. Çünkü onboarding'i yok. Çok da haklı ama. Emin? Benim annem de yok. Kullanamaz. Allah Allah. Benim annem gayet rahat kullanıyor. Bana sürekli kazak mazak atıyor buradan şuna bak şuna bak diye. Enteresan. Peki annene bir soralım. Kazağı nereden bulmuş? Ne çilelerle, nasıl, hangi yolla? Belki bir gündür kazak arıyordu. Gün sonunda sana kazak attı yani. Hani kazağı sana örse belki daha hızlı bulacaktı. Mustafa Sandal'ın böyle bir şarkısı var biliyorsunuz değil mi? Bu kız bana kazak atmadı. Oraya doğru gidiyor. itiraf etmem gerekiyor ki benim annem de yarı yarıya bir power user sayılır gerçekten. Hatta daha da komiğini söyleyeyim size. Bakın bu videoda herkes bir kere şey dedi, şimdi de ben diyeceğim. Size bir hikaye anlatayım. Benim annemle babam Türkiye'ye interneti getirmeye çalışan insanlardan. Türkiye'de internet yokken kurdukları bir firmayla gerçekten firmaları getirmeye çalışan insanlar. Dolayısıyla benim annem Trendyol'dan bana kazak atabiliyor. Ama genel olarak analarımız çerçevesinde düşünecek olursam ben yine de kullanabilir diyorum. Çünkü şöyle kullanabilir. Trendyol bence görselliğe hakikaten önem veren, yani geri kalan e-ticaret sitelerine daha fazla önem veren bir firma. Mesela şu banner'daki zebra desenli şeye benim annem girip ay benim kızıma ne zebra deseni yakışır diye tıklayıp benim annem power user olmasaydı da buradan bir yerlere varırdı diye tahmin ediyorum. Yani aslında ben ana sayfadaki banner'ların görsel dilinin böyle çekici olmasından dolayı analar da burada dolaşır ve bir şekilde bir şeyler alıp buradan çıkmayı başarırlardı diye düşünüyorum. Çünkü incelemedik ama checkout süreci Trendyol'un bence gerçekten kolay aslında. Dolayısıyla ana sayfadan yönlenip böyle bir içerilerde kaybolsalar da yollarını bulurlardı diye aslında düşünüyor
Bu sorularda böyle bir şey oldu. Farklı görüşlere sahip olduk. Yorumları arkadaşlar yazabilirler. Yani adalar ağlamasın hashtag ile. Adalar. Bir hashtag'e gerek var mı bilmiyorum ama anneler kullanabiliyor mu bu app'leri? Annesi hediye almış birileri var mı yok mu? Bir bakalım bakalım kimler. Neden marjinalleştirerek konuşuyoruz? Belki videomuzu izleyen analar da vardır. Analar yorum yapsın videomuzu izleyen. Videomuzu izleyen analarımız varsa onlar da yorum yapsın. Analar bence Trendyol'un altından kalkarlar ya gerçekten. O zaman herkese teşekkür ederiz bizi izlediği için. Elimizden geldiğince bize verilmiş olan bu kısa zaman zarfında sizlere Trendyol'la ilgili yorumlarımızı iletmeye çalıştık. Herkesin de dediği gibi Trendyol bir süper bir marketplace olduğu için tabii ki de her yere varamadık. Belki de daha sonra başka videolarda geri kalan kısımlarında ele alırız. Eğer Trendyol'la uygulamayla ilgili bizim incelediğimiz kısımlarla ilgili bizim konuşmadığımız sizin aklınıza gelen bir şeyler varsa fikirleriniz, yorumlarınız bizim için çok değerli. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Trendyol şöyle, Trendyol böyle şeklinde. Sonraki videolarda incelememizi istediğiniz app'ler varsa yazarsanız onları da seviniriz yorumlara. Size çok kötü bir haberim var. Sonsuzca aşağı scroll etmiştik ya, o hala aşağıda bizi bekliyormuş. Şimdi sonsuzca yukarı çıkmamış.